Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında 1. bölümdeki test 12'nin çözümünü yapacağız. Yani son 1. bölümün son videosu arkadaşlar. Son testi. E o zaman çözümlere başlayalım. Bir gök bilimci uzay boşluğunda incelediği 7 yıldızı aşağıdaki gibi modellendirip elde ettiği ölçümleri aşağıya belirlemiştir, belirtmiştir. Hocam buradaki açılar verilmiş. Peki bunlar nokta açıları olarak verilmiş. Bir de şuradaki açılar da 3'ü de birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. Sonra AGC açısını vermiş. AGC açısı şu açının tamamını kaç vermiş? Bu açının tamamını şuraya yazayım. 11 23 11 derece 23 dakika 8 saniye olarak verilmiş. Benden ne isteniyor? BGF açısının ölçüsü isteniyor. Arkadaşlar benden şu BGF açısının ölçüsü isteniyor. Ben bu ölçüyü bilirken bu bir tane nokta lazım bana o zaman bunu ikiye böleceğim. Arkadaşlar bunu ikiye bölerken ne yapıyoruz? Bölelim bunu ikiye. Şöyle şurada böleyim isterseniz. Bunu ikiye bölerken arkadaşlar Normal bölme işlemini soldan başlıyorduk ya burada da soldan başlayacaksınız. Hadi başlayalım bakalım. Hocam 6 kere 2 12 5 kere 2 10 5 kere 2 10 yaptı burası. Hocam 1 derece elimde kaldı burada bakın 1 derece elimde kaldı. Bu 1 dereceyi buraya ekliyoruz yani bu bir dereceyi hop gel buraya ekle. 60 ekle buraya. 23 üstüne 60 eklendiği zaman 83 dakika mı yaptı? Evet. Şimdi 83'ü 2'ye böleceksin. 83'ü 2'ye bölsen 41 mi yapıyor? Bu derece yaptı. Bu da dakika yapıyor. Evet. 41 ile 2'nin çarpımı 82 yaptı. Ee, kalan kaç oluyor arkadaşlar? Kalan da 1 yapıyor. 1 dakika kaldı. 1 dakika değil da buraya ekle. 1 dakikada kaç saniye yapıyor? 60 saniye. 8 saniye de burada var. 68 saniye yaptı arkadaşlar. E 68'i de 2'ye böldüğün zaman kaç yapıyor? 68'i de 2'ye böldüğün zaman 34 yapıyor. Evet 34 saniye oldu arkadaşlar. Evet bir tane nokta açısını buldum ben. Tamam ben bunu kullanacağım şimdi. Bu dursun bir yerde. Sonra bir de ne diyor? Şuradaki bir tane çizgi açısını vermiş. 5 42 35. Arkadaşlar ama bizde BGF açısının ölçüsü istenildiği için BGF 3 tane çizgi lazım. O yüzden bunun 3 katı lazım. Yani 5 42 ve 35'i kaçta çarpacaksın sen? 3 ile bu saniye bu dakika bu derece olduğundan dolayı sen bunu 3 ile bir çarp bakayım. Hocam çarpma işleminde de sağdan başlıyorduk. Normal. 3 ile 35'i çarp önce saniye halledilir yani. Çarptığın zaman 105 saniye yaptı. Ama saniyede saatinizde 60'dan sonrası var mı? Yok. Ne yapıyorsunuz? O zaman her bir 60 çıkartıyorsunuz. 60 çıkarsan sen burada kaç kaldı? 45 saniye kaldı. Ama 60 çıkarttığın için 1 60 saniye 1 dakika yapıyor. 1 dakika elinde var. Bildiğiniz elde var. Bir stili burada da var arkadaşlar. Sonra 3 ile 42 çarp. 3 ile önce bak elde var biri buraya ekleyip çarpmayacaksın. Önce çarpıp sonra elde var biri ekleyeceksin. 3 kere 2 6 126 mı yaptı? Evet. Burası 126 yaptı ama bir de elde vardı. 127 dakika yaptı. 127 de dakikada en fazla 60'ı gösterir arkadaşlar. 127'nin içindeki 60'ları çıkartacaksın. 2 tane 60 var. Evet. 2 tane 60'ı çıkart. Kaç kaldı? 0.7 dakika kaldı. 2 e, tane 120 olduğu için arkadaşlar, 2 tane 60 olduğu için burada da 2 tane 60, 2 derece demektir. 2 i̇ki de, iki derece de elde var. Sonra 3 kere 5, 15. E, bir de 2 dereceyi de eklersek 15'in üstüne 2 derece eklendiği zaman 17 derece mi yaptı? Evet. Şu 3 tane açının toplamı da bu yaptı arkadaşlar. 17 derece. 07 dakika 45 saniye yaptı. Şimdi bizden ne isteniyor? Noktayla bu açının toplamı isteniyor. Gel bakalım şimdi toplayalım açılarımız neydi arkadaşlar? 17, 7, 0, 7, 45. Bunlar saniye, dakika, derece. Öbürü de 5 derece, 41 dakika, 34 saniye. Toplayalım bakalım arkadaşlar. 9 burası. 4, 3 daha 7. E, 79 saniye mi yaptı? Evet saniye açtı. O zaman 60'ı çıkartıyoruz. 19 saniye yaptı. 1 dakika, 1 dakika elde var. Sonra 7 ile 41 topladığım zaman 48 yaptı. Bir de elde vardı 49 yaptı burası. 49 dakika. Sonra 17 ile 5 topladığım zaman da 22 derece mi yaptı arkadaşlar? Evet 22, 49 ve 19 arayacağız. O da hangi şıkta var arkadaşlar? Akçay şıkkında var. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Aşağıda bir pergel ve bir cetvel modeli verilmiştir. Bir pergel ve bir cetvel yardımıyla aşağıdaki açılardan hangisi çizilemez? Evet. Ya aslında bazı arkadaşlar şey diyebilir. Hocam müfredattan kaldırıldı mı kaldırılmadı ama çok da kolay bir mantığı var arkadaşlar. Yani sen özel açılarla bir uzunluk çizebilirsin. Cetvel ve pergel yardımıyla. E, özel açılara bakacaksın. Hocam şuradaki özel açılardan hangileri, hangileri özel açı? Yani 90, 90 derecelik olunca tamam. 90 derece özel açı 30 derece özel açı. 22 buçuk 67 buçuk 90 üçgeni var. Bu da kısmen özel bir açı. E 15 75 90 da var. Hani kullanmıyoruz ama en azından haşa 4 taş ya da e, böyle bir ikiz kenar oluşturup da yapmalı bir yöntemimiz vardı hatırlarsanız. Ama 70 derece özel bir açım arkadaşlar. Trigonometrik cetveli bilmeden 70'in trigonometrik değerini bulamam. O yüzden ben cetvel ve pergel yardımıyla bir çizim yapamam. Yani aklınızda bu bulunsun. Cetvel ve pergel yardımıyla bir şeyler çizin diyorlarsa açılar tanıdık olacak. Tanıdık açılar. Öyle saçma açılar. 50 derece. Yok bilemezsin. 20 derece bilemezsin. Hani trigonometrik değerini bulabileceğiniz değerler olsun. Onlar da genelde 30, 30, 45 e, bu açılardır. Ya da bunların yarısıdır. Çünkü yarım açı formül falan da var ya. Mesela trigonometride. Hani bulabileceğimiz değer yani en azından. E, o yüzden böyle saçma 70'li şeyleri falan bulamıyoruz arkadaşlar. E, o zaman cevabımıza ne diyeceğiz? Denizli diyeceğiz arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda aşağıda bir gemicinin uğradığı 5 ada ve ABCD e limanları gösterilmiştir. Arkadaşlar sözel bir soru uzunmuş gibi ama okuduğunuzu şekil üzerinde gösterin. Mutlaka mutlaka eski sorularla hemen hemen aynı seviyeye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı sürede yapabilirsiniz. Hadi ne diyorsa yapalım. Şimdi diyor ki ABC limanları aynı paralel e, üzerindedir. Aynı doğru üstünde diyor. CD e, limanları da aynı doğrusal yol üzerindedir diyor. CDE de doğrusal yolu üzerinde. Tamam. Bunları da çizdik. Sonra diyor ki B ile C, C ile de B ile C, C ile de bir de B ile de B ile D limanları arasındaki uzaklar birbirine eşittir. O zaman şunu da çizelim arkadaşlar. Şu limanlar arasındaki uzaklıkların hepsi birbirine eşitmiş. Yani burada bir eşkenar üçgen çıktı. Bir 60 yazalım burada. Burası da 60 derece, burası da 60 derece oldu hatta. Devam edelim. Sonra bunu da hallettik mi hallettik sırada şu var. A ile B ve bak şu A ile B ve B ile E limanları arasındaki uzaklar da birbirine eşitmiş. B ile E limanları arasındaki uzaklar da birbirine eşit. Yani şu parçayla da şu parça birbirine eşitmiş. Eyvallah. B limanının A E limanları arasındaki doğrusal yola olan uzaklığı. Evet B limanının A E'ye olan doğrusal yola olan uzaklığı. Şu yola olan uzaklığı. Şimdi buradan buraya bir dik çizdiğimizde. Çünkü uzaktan bahsederken dik uzaklıktan bahsediliyor. C ile D limanları arasındaki doğrusal yola olan uzaklığa eşittir. Evet C ile D limanları arasındaki doğrusal yola eşitmiş. Arkadaşlar şunları çizince bak bu dikmeler neymiş? Birbirine eşitmiş. Hocam şu dikmeler nerede birbirine eşitti? Açı ortayda değil mi? Evet o zaman bu bir açı ortay olmak zorunda. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşittir. Açı ortayı yazdık. E tamam olay bitti. Hocam bu bir ikizkenar kenar üçgende ben buraya bir alfa dersem burası da alfa. Bu ikizkenarlıktan burası alfayken burası da alfa oldu. E büyük üçgene bakacak olursam alfa var 2 alfa var bir de 60 var. Bitti gitti. Yani 3 alfa artı 60 eşittir 180 olacağından. 3 alfa eşittir 120 olacağından alfayı buradan kaç buluruz? 40 buluruz. Bizden EBD açısı isteniyor. EBD açısı yani şuradaki açı isteniyor arkadaşlar. Biz alfayı kaç bulduk arkadaşlar? 40 bulduk. E sen burada ee, 60'ta var. 2 iç açın toplam bir dış açı olacağından burada kaçta kaç derece olur? 40 ile neyi toplarsan 60 yapar? 20'yi. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı arkadaşlar. Evet geldik. Kaçıncı soruya? 4. soruya. Evet 4. soruda ne demiş? Bir golf sahasında sahasının düzlemsel bir bölgesinde şekildeki gibi konumlanmış A, B, C ve D delikleri bulunuyor. Bu delikler ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A ile B. Hemen A ile B'yi çizdim. B ile C. B ile C'yi çizdim sonra. Şu kırmızıyla yapayım önce. Sonra B ile C'yi çizdim. Çizdim şöyle. Sonra C ile de D delikleri arasındaki uzaklıklar neymiş? Birbirine eşitmiş. Yani benim bu kırmızıyla çizdiğim uzunlukların hepsi birbirine eşit. Eyvallah. Elektronik bir açı ölçer. ABC ve CDA açısını. ABC açısını 60 derece olarak göstermiş. Hocam burası 60 dereceyi yazayım. Öbür açıyı da hangi CDA açısında hocam CDA açısında onu da şöyle çizeyim isterseniz. Burayı da kaç derece olarak göstermiş arkadaşlar? 10 derece olarak göstermiş. Burası 60 burası da 10 derece olarak göstermiş. Bu iki üçüm yapıldıktan sonra elektronik açı ölçer arızalanmıştır. Buna göre diyor CBD açısının ölçüsü kaç derecedir? CBD işte bizden ne isteniyor arkadaşlar? Şuradaki açı isteniyor. E hocam 60 var. Kolları da böyle eşit olduğu zaman biz hemen ne yapıyorduk? Hop şöyle bir eşkenar değil mi? Ne? Çünkü tepe açısı 60 olan bir ikizkenar üçgen. Bir tek böyle ikiz kenarı böyle şeyde 60 olunca tamamlıyorduk arkadaşlar. Çünkü eşkenar üçgen çıkıyor. Yoksa burası 40 olsa 70 70 böyle çok zor tamamlarız. E, 60 o zaman 60 ise bunlar da 60 60 yaptı. Hocam eşkenar çıktı ama eşkenar çıktı. Eşkenar çıktı demeyle kalmayın. Eşkenarlığı da mutlaka mutlaka gösterin. Niye? 60-60-60 ile 60, 60 kalmasın bu. Aa hocam eşkenar. Bu eşitliği de yazdık. Bak ne çıktı burada? X kenar çıktı gördün mü? Yani 10 sa burası da ne oldu? 10 oldu. Senden de buradaki x açısı isteniyor. E hocam sen buraya yoğunlaşacaksın. E burası 10, 10 sa burası kaç yapar? 10, 10 daha 20. Buraya 160 kaldı. Hocam 160, 60 daha 220. 360'dan 220 çıkarsa 140 derece de buraya kaldı. E hocam bu x kenar olduğu için 180'den 140 çıkart 40. 2'ye böl 20 20 yapmaz mı arkadaşlar buradaki açılar yapar. Bizden de zaten o 20 derece isteniliyor. Yani dördüncü sorun cevap böylelikle Cehan oldu arkadaşlar. Geldik. Kaçıncı soruya? Beşinci soruya. Şekilde ABC üçgeni B köşesi etrafında ok yönünde 90 derece döndürülüyor. Hep bunu gösteriyorum. Gençler döndürmede bak bu kalemi döndüreceğim. Hop döndürdün. Kalem yine aynı kalem mi? Evet. Yani döndürme işlemlerinde yapıların birbirine eş olmasını sakın ama sakın unutma. Yani o yapılar birbirine eşit. Yani şu üçgen yapıyla bu üçgen yapı birbirinin tıpkısının aynısı. E sen bunu döndürdün. Bak şimdi dikkat. Sen bunu B noktası etrafında döndürdün. C hop şöyle mi geliyor arkadaşlar? Evet. A dönerken böyle dairesel olarak dönüyor. Ha, dönüş açısı burası değil mi? Evet burası kaç derece? 90 derece. Bak, önceden bu burada değil miydi? Evet. Bu dönüş açısı 90 derece. E hocam aynı şekilde bak. Şuradaki de dönerken hop buraya geliyor ve ama şu maviye ilgili bir şey yapmayacağım herhalde. Çünkü kırmızıyla ilgili yapılan işlemde hop buraya geldi. Kırmızıya ait bir üçgen var arkadaşlar. E mavide de tamam bu buradayken bu nereye geliyor arkadaşlar? Şuraya geliyor. Burası da 90 derece diyebilirsiniz. Ama sanırım kırmızıda olay çıkacak gençler. 30 70 ise 100. Buraya ne kaldı? 80 kaldı. Şimdi gençler sen bunu böyle döndürdün ya bu üçgenle bu üçgen aynı yapı hocam burada e, a köşesi bakın şurası nokta açısıyken döndüğü zaman Burası oldu yani 30 derece 30'un karşısı Burası da 30 olacak 30'un karşısı yuvarlaksa burada 30'un karşısı da yuvarlak olmak zorunda a ne çıktı burada bir ikizkenar üçgen çıktı Madem ikizkenar çıktı e, 90 tepe açısı Bunlar 45-45 yaptı E hocam sen bunu 90 derece döndürmüştün bu açı kaç derece e açısı bak C açısı da buraya geliyor. E hocam bizim B açısı da 80 derece B açısı da buraya geldi. 80 burası da 80 mi? Evet. Çünkü niye? Bak tekrar söylüyorum. Şuradaki C hop buraya mı geliyor arkadaşlar? C köşesi nereye geliyor? Hop buraya geliyor. E C köşesi kaç? 70 ise buraya da 70 yazıp oradan da yapabilirsiniz gerçi. Niye buraya daldıysam? Şimdi gençler şuraya bakalım. C köşesi de hop buraya geldi ya. 70 derece ise burada kaçı da bizim 70 derece olacak. E tamamı 45 bunun. Tamamı 45 olduğundan buraya kaç kaldı arkadaşım? 35 derece kaldı değil mi? Hayır 25 derece kaldı. E o zaman burası 25 ise ne yapacağız? Hocam 2 iç açın toplamı 1 dış açı. Bitti gitti. Yani alfa buradan 25 ile 30'un toplamı yapar. Yani alfa buradan kaç yapar? 55 yapar gençler. Dolayısıyla cevap balık esir oldu. Ha, döndürmede hocam 80 iken burası da 80 deyip buraya 10 kaldı. 2 iç açın toplamı 1 dış açı deyip oradan da yapabilirsiniz. 10 kaldı ya 45 ile onun toplamı 55'te deyip sonuca oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet 5. soru böylelikle balık esir çıktı. Geldik 6. soruya. Şekil 1'de ABC ikizkenar üçgen kağıt B köşesinde böyle bir katlama olmuş. AB ile de AC birbirine eşitmiş. Hocam AB ile de neresi? AC birbirine eşit. Yani buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit mi? Eşit. Hemen yazalım. Hocam buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit. Peki adam bize demiş ki e, AC kenarına paralel olan bak şununla şu birbirine paralel demiş. Yani şunlar birbirine paralel. Madem bunlar birbirine paralel. Verilen bilgiyi kullanalım. Hocam yöndeş açı var. Alfa ise burası da alfa mıdır? Evet. E hocam katlamadan dolayı üst üste binen açılar birbirine eşit mi? Aynen öyle. Şurası da alfa oldu. Tamam yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Bak şuraya bir beta dersem. Hocam şununla şu birbirine paralelse yöndeşlikten dolayı burası da betadır. Katlamadan dolayı da üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan burası da beta oldu. Hatta şu katlamada burası alfa ya alfa burası da alfa olacak mı arkadaşlar? Olacak. Oradaki o katlamayı da atlamayalım arkadaşlar. Tamam şimdi DAC açısıyla bu yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor bize. DAC açısına bakıyorum. DAC açısı nedir burası? Alfa. AKD açısı. AKD açısına bakacağım. Bir dakika DAC açısı. DAC açısı betaymış pardon. Betaymış. AKD açısına bakacağım. Şurayı bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi burayı bulalım. E, hocam ne var işte? Buraya yoğunlaşacaksak belli. Bak şu üçgende. iki iç açın toplamı bir dış açı. Sen beta ile neyi toplarsan 2 beta yapar. Hocam şurası beta yapmak zorunda. E o zaman burası da beta oldu. Beta eşittir beta. Doğru bir ifade mi? Evet kesinlikle. Sonra LE ile EC birbirine eşit demiş. LE'ye yoğunlaşıyorum. Hocam LE ile EC birbirine eşit demiş. Niye? Bakalım öncelikle e, hocam buradaki üçgende de şu açıyla bu açının toplamı 2 alfa yapmayacak mı? Evet. E burası alfaysa o zaman burası da alfa olur mu? Olur. Bitti. Bak alfaya alfa. Gerçekten de EC ile EL birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. İkinci de doğru oldu. Üçüncüye bakalım. BCA açısı. BCA açısı. Burası alfa iken B üstü KC. B üstü KC. Buradaki açı beta oldu arkadaşlar. Çünkü niye? Şunu şöyle uzattığınız zaman ters açıdan dolayı buradaki açı beta yapıyor. Alfa ile beta birbirine eşitliği diyebilir miyiz arkadaşlar? Hayır diyemeyiz. Ee, o zaman üçüncü yanlış oldu. Doğru cevabımız ne oldu o zaman arkadaşlar? 1 ve 2. Yani cevap denizli oldu. Geldik yedinci soruya. Ne demiş burada? Bir yansımadan bahsetmiş. Arkadaşlar yansımadan bahsetmiş. E yansımada da biz şeyi biliyoruz bu normal tanımı bu da normalle yaptığı açıyla eşit olacak falan. Ama biz ne diyoruz daha böyle sokak diliyle konuşup hocam o açıyla gitti diyoruz değil mi? Yani burası alfayken burası da alfa olacak mı diyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. E o zaman alfa biz yine bu terimi kullanalım. Buna alışkınız arkadaşlar. Burada aşağıdaki şekilde 4 tane düzlem ayna ve bu aynaları A noktasındaki ışık kaynağından gönderilen ışının izlediği yol gösterilmiştir. Eyvallah. Sonra şekildeki yansıma ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A nokta, noktasındaki ışık kaynağından çıkan ışın sırasıyla B, C, D ve E noktalarına yansıyarak tekrar B noktasına geliyor. Şöyle bir vurmuş 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 tekrar B noktasına gelmiş arkadaşlar. Sonra 40 dereceleri ve falan vermiş. 40-48'i vermiş. X, D, A, B doğrusal demiş. Hadi şu vurdu açıyla gittiği gitmesini bir yapalım. Hocam vurdu açıyla gidecek. Şu böyle böyle vurdu böyle gidiyor. Vurdu açıyla gitti. Eyvallah. Vurdu açıyla gitti. Hocam burası o zaman 48. E o zaman hocam böyle bir şey yaptıysak böyle tamamen bulalım. 48 48 96. Hocam buraya 84 derece kaldı. Burada da vurdu açıyla gidecek. Hocam bu açıyla da bu açı ne olacak? Birbirine eşit olacak. Eyvallah. Takıldık. Soruyu okuyalım o zaman. C, D, C ve D noktalarının üzerinde bulunduğu aynaların uzantıları 63 derecelik açıyla kesiyormuş. C ve D aynaları At uzantıları diyor. 63 derecelik açıyla kesiyorlarmış bunların uzantıları. He, şu uzantıları şöyle bir kesiştirdiğin zaman hocam burası 63 ise e 63 48 daha kaç yaptı arkadaşlar? 111. 180'e tamamlayan 69 yaptı. E hocam burası da 69. E 69 69 ise 69 69 daha kaç yaptı arkadaşlar? 138 yaptı. 180'e tamamlayanı kaç yaptı? 42 derece yaptı. E, bulduğum bilgileri hep kullan diyoruz. Bak 84 var 42 var. 84 42 daha. Şuradaki açıya eşit. İsterseniz direkt öyle yapalım. Hocam burası 84 artı 42 eşit. Aynı zamanda bak x'e baktığın zaman da bu üçgende de iki iç açın toplam bir dış açı değil mi? Yani burası x artı 40 eşittir aynı zamanda. E o zaman şuraya yazayım yeniden. 84 artı 42 eşittir x artı 40'sa. 40 attığında artı 2 geldi. Burası da 86 mı yaptı? Yani x de böylelikle 86 bulmuş olduk arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Ve geldik 8. soruya. Bir yolcu uçağı A şehrinden B şehrine, B şehrinden C şehrine ve C şehrinden A şehrine böyle gitmiş. Uçağın izlediği rota ile ilgili o bilgiler aşağıda verilmiştir. A şehrinden B şehrine giderken kuzey doğu yönünde 20 derecelik açı. Hmm. ya da kuzey yönünde. veya kuzey ya da böyle ÖSYM'de de sordu ya. Yani böyle kuzey ifadesi geçiyorsa mutlaka şu kuzey çizgilerini çizin arkadaşlar. Bütün doğruları kesecek şekilde. Hocam bir böyle çizerim. Aa, bu ikisini birden çizip kesti zaten. Hocam bunu da kesen bir böyle çizerim. Olay biter arkadaşlar. Ha, bazılarınız köşelerden de çiziyor. Köşelerden de çizebilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Ama böyle iki tane çok fazla da çizmeye de gerek yok. Ha, köşelerden de çizip hocam ben buradan çizeyim. Sonra buradan çizeyim. Sonra buradan çizeyim deyip yorum da yapabilirsiniz. Ama bütün doğruları kesecek şekilde böyle bir buradan bir buradan attığınız zaman o doğruları paralel doğruları çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Neyse şimdi diyor ki arkadaşlar A şeyinden B yerine giden kuzey doğu yönünde. Arkadaşım şu uçak kuzey doğu yönünde 20 derecelik açıyla mı gidiyormuş? Evet sonra bak dikkat et bu kırmızılar da birbirine paralel bunları da kullanacaksın. Hocam buradaki açı da o zaman 20 derece Z'den dolayı. Hatta ters açıdan burası 20 derece yaptı. Dur devam. Sonra sonra devam edelim. B şeridinden C şeridine giden güney batı yönünde. Bak güney ve batı sola yatışık sola yanaşık. Güney batı yönünde 10 derece uçuyor. Bu uçak 10 derecelik açı yapıyor kuzey çizgisiyle. Yani şuradaki açı kaç derece arkadaşlar? 10 derece. Hocam burası da 10 derece. O zaman iki iç açı bir dış açı olduğundan burada kaçı da 10 derece mi oldu? Evet. Devam. A şehri ile B şehri arasında kat edilen mesafe B şehri ile C şehri arasında kat edilen mesafeye eşitmiş. Hocam A ile B arasındaki mesafe ile B ile C arasındaki mesafeye eşitmiş. A o zaman ne çıktı burada arkadaşlar? Hocam tepe açısı 10. Bir ikizkenar üçgen çıktı. 180'den 10 çıkart. 170. 2'ye böl. 85 85. Taban açıları 85'e 85 yaptı. A hocam şimdi şu paralelleri kullanacağım. Tamam. Şuradaki onu mu kullanayım dedim. Yo, onu kullandım. Evet tamam 85 var 20 var. 105 yaptı. Burada kaçıya kaç kaldı arkadaşlar? 75 derece kaldı. Soruyu okuyorum. Buna göre diyor bu uçağın C şehrinden A şehrine uçarken izlediği rota ile ilgili C'den A'ya uçarken ne yapıyor arkadaşlar? Yukarı doğru kuzey batı yönünde kaç derece açıyla uçuyor? 75 derecelik açıyla uçuyor arkadaşlar. Kuzey batı ve 75. Dolayısıyla cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Balıkesir yapmış oldu 8. soruda. Böylelikle bu testi bitirdik mi? Evet bu testi bitirmek demek ne demek? Birinci bölümü bitirdik demek. O zaman ne diyoruz? İkinci bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.